Değerli arkadaşlar, bu dersimizde veri tiplerini incelemeye devam edelim. Bunun için yeni bir proje oluşturalım. Bu projemizin adına şöyle arkadaşlar, gelelim şuraya, 006. projemiz bu. Veri tipleri diyelim. Veri. Bakın şu ilk harfi büyük olacak. Veri tipleri kullanımı da diyebilirsiniz. Ben kısaca veri tipleri dedim. Bir sonraki adıma geçelim. Bu kaydedileceği yer. Evet, belgelerim olacak. Tamamdır. Şimdi projemiz burada oluşturuldu. Şunları ekranın şuralarına ihtiyacımız yok. Tamamdır. Şimdi bu bölgeye, şuraya gelelim arkadaşlar. Bir değişken tanımlayalım. Böyle tam sayı değişkenlerini biz nasıl tanımlıyorduk? Diyorduk ki int tipinde diyorduk. Tam sayı. Da şunu da şöyle yapalım. Şu büyük olacak S harfi. Sayı 1 olsun. Tam sayı 1 eşittir. Mesela bu 571 olsun. Arasına bir tane virgül bırakıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bir tane daha tam sayı. Tam sayı 2 olsun bu da. Ve noktalı virgül. Şimdi burada bir şey var. Bakın, daha sayıyı hemen tanımladık ve sayıya bir değer bıraktık arkadaşlar. Sayıyı tanımladık, yani ikinci sayıyı da tanımladık ama ona bir değer vermedik. Şu anda bu, yani Objective-C ile bu şekilde çalıştırırsanız bu varsayılan değer olarak 0 alır arkadaşlar. Şuradaki şu tam sayı 2. Bir de bakın, tek satırda birden fazla, yani birden fazla tam sayıyı, benzer tipi de tanımlayabiliriz. Yani normalde bu şekilde de tanımlayabilirdik. Ama biz şunu tercih ettik. Şöyle getirdik. Şu araya bir tane virgül bıraktık. Bu şekilde tanımladık. Yani bu da mümkündür. Gelelim şeye. Virgüllü sayılardan size söz edelim. Her zaman böyle tam sayılarla bir çalışmayacağız. Küsüratlar söz konusu ise virgüllü sayılar işin içine girer. Float, yani İngilizce anlamı yüzen anlamına geliyor arkadaşlar. Yani işte yüzen cisimler için float'ı kullanıyorlar. Float'lı sayılar virgüllü sayılardır. Hatta buna da isim olarak şöyle diyelim, virgüllü sayı diyelim. Virgüllü sayı 1 olsun. Şöyle virgül atalım araya. Şunu çoğaltalım. Bir tane daha virgüllü sayı şöyle olsun. Virgüllü sayı 2 olsun. Bir tane daha virgüllü sayı. Şunu yine aynen alalım. Bu da 3 olsun arkadaşlar. Şunların bazılarına bir değer verelim. Mesela şu virgüllü sayıya biz değer verelim. Diyelim ki 6.32 olsun. Şunu az önceki gibi yapalım. Yani bir tanesini şöyle aşağıda tanımlayalım. Bunu da görmüş olalım. Yani bakın bu şekilde. Şu sonuna da noktalı virgülü bırakırsanız. Şu anda ne oldu? Siz arkadaşlar bakın, şu anda 5 tane değişken tanımlamış oldunuz. Ve bu değişkenleri birbirlerine atayabilirsiniz. Yani atamaktan kastımız, yani birbirlerinin içine bırakabilirsiniz. Mesela tam sayı 2'ye biz bir değer vermemiştik değil mi? Mesela şimdi ben bu tam sayı 2'ye, bakın burada hemen geldi. 2'ye diyorum ki virgüllü sayı 2'yi koy. Mesela virgüllü sayı 2. Bakın virgüllü sayı 2 görüyor musunuz? Evet, buradayız. 6.32. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunların tipleri farklı. Bir nasıl yansır acaba? Acaba nasıl? Yani bir çıktısı bir nasıl olur? Yani şöyle diyelim, tam sayı 2'nin ve da tam sayı 2'nin değeri şöyle eşittir diyelim. %i yapalım. Şuna gerek yok. Alttan bir virgül bıraktık ve tam sayı 2'yi yazdıralım arkadaşlar. Şimdi şuralarda Türkçe dedi Doğru yazalım arkadaşlar. Dilimize biz sahip çıkalım. Tam sayı 2'nin değeri şöyle olsun. Tam sayı 2'nin değeri, evet şöyle olacak, iyi olacak şurası. Tam sayı 2'nin değeri. Bakalım şimdi bir çalıştıralım, acaba ne göreceğiz yani. Yani bu durumda bir ne oluyor? Yani virgüllü bir sayıyı biz tuttuk. Bakın buradaki uyarılar diyor ki bunu hiç kullanmadınız. Yani bu sebepten dolayı var. Şurayı şöyle yapalım. Şurayı da saklayabiliriz arkadaşlar. Yani kodumuz şöyle daha geniş olsun. Şimdi buraya bir dikkat. Bakın gelen değere bakın arkadaşlar. Sadece 6. Tam sayı tarafı var. Şu virgüllü taraf yok. Bakın yani 0.32 yok. Niye? Çünkü bizim float yani virgüllü sayıdan tam sayı olan bir değişkene bir atama işlemi, işte bakın buradaki işleme atama işlemi denir. Bir atama işlemi siz yaptığınız vakit virgüllü kısımlar kale alınmaz arkadaşlar. Yani sizin tam sayı olarak yazdığınız değişken kale alınır. Bir de şuraları da büyük S yapalım. Bakın büyük S ile küçük S arasında fark var. Objective-C dili büyük harf küçük harfe duyarlıdır arkadaşlar. Bakın şimdi çalıştırmaya çalıştırdığınızda, daha doğrusu şöyle bakın şimdi hata aldık. Niye? Çünkü diyor ki böyle bir şey yok. Yani büyük harf küçük harfe duyarlıdır. Onu da bilelim. Ona göre programlarınızda büyük harf küçük harf kullanımına dikkat edin arkadaşlar. Bakın 6. Şimdi devam edelim. Yeni bir şeyler daha atama yapalım. Yani birazcık böyle tip dönüşümü gibi düşünebilirsiniz. Yani burada yani float tipindeki bir şeyi biz tuttuk, sayısallaştırdık. Şimdi de virgüllü sayı 3'ü alalım. Bakın virgüllü sayı 3'ün bir değeri var mı? Yok. Yani atanmamış bir değer. Şimdi ona bir değer verelim. Ne diyelim ona? Diyelim ki tam sayı 1 ile arkadaşlar şöyle yapalım. Bölü, yani bölme işlemi yapalım. Tam sayı 2'yi bölelim. Sonucu virgül sayı 3 olsun. Şimdi diyeceksiniz ki hocam tam sayı 2'nin değeri verilmemişti. Arkadaşlar kod şöyle aşağıya doğru okunduğu için yani bir derleyici tarafından bakın burada tam sayı 2'nin değeri zaten verilmiş oluyor. Yani tam sayı 2 burada ne işte 6 olmuş oluyor. Yani şurası 6. Yani o yüzden bunun bir değeri var. Bu tam sayı 1 de arkadaşlar bakın 571 sayısı. Aslında burada temsili olarak yani şöyle işte açıklama yapalım. Şöyle bir işlem var. 571 bölü 6. Yani bunun sonucunu istiyoruz arkadaşlar. Acaba nedir diyoruz. Böyle bir işlem var. Bakalım. Bunu yazdıracağız. Şu yukarıdaki kod bölümünü şöyle kopyalayalım. Yapıştıralım. Zaten çok birbirine benzeyecek. Şuradan Türkçemize yine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Türkçemizi biz korumazsak kimse korumaz arkadaşlar. O yüzden biz dilimize dikkat edeceğiz. Virgüllü sayı 3'ün diyelim. Virgüllü sayı 3'ün değeri. Buralara da yumuşak G'ler gelmeli. Şunu da değiştirelim. Bakın şimdi burası ne olacak? Burası da virgüllü sayı 3 olacak arkadaşlar. Virgüllü aslında şu sayıyı hemen getirip kopyalayıp şöyle bırakabiliriz. Şimdi yalnız burada bir nokta daha var. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz normalde tam sayıları yazdırırken arkadaşlar şey yapardık. Buraya %i'yi bırakıyorduk. Bakın biz bu virgüllü sayıları yani şu floatları yazdırırken ise şöyle büyük harf arkadaşlar şu büyük harf de F arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Yani bir yerde %i varsa O integer'ı yani sayısal bir şeyi ifade ediyor. Bir tam sayıyı ifade eder. Ama şöyle float'sa yani buraya f bırakmamız lazım ki float'ın biz değerini çıktı olarak görelim. Bakın çalıştıralım. Şuraya da bir dikkat. 95 nokta sıfırların sayısına dikkat edin arkadaşlar. 6 tane. Bakın virgülden sonra float sayısının hassasiyeti 6 birim. Yani tam bölündü. Eğer ki bu sayı mesela tam bölünmeyecek bir sayı olsaydı. Mesela 1453 alalım. Allah'ın hikmeti bu da tam bölündü. O zaman şurayı bari 5 yapalım. 571'i şöyle yazalım. Yani tam bölünmeyecek bir sayı alalım. Bu küsuratları görelim arkadaşlar. Bakın burada dikkat edin. Virgülden sonrasını tam olarak bize göstermedi. Aslında bunun da bir çaresi var. Bunun da çaresi var. Ona da geleceğim. Yani hassasiyeti almanın başka yolları da var. Mesela buraya D harfi bırakırsanız o küsuratları görebilir misiniz? Veya da başka i bırakırsanız bir ne olur? Bunları siz mutlaka bir deneyin arkadaşlar. Yani mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çünkü şeyden gelen, C tarafından gelen arkadaşlar için bu kolay da siz başka dillerden eğer ki gelmişseniz buraya, burada bir zorluk yaşarsınız. Ben bunların detaylarını vereceğim arkadaşlar size. Burada sadece sıradan bir bölme işlemi ama virgül hassasiyeti önemli tabii. Onu söyleyeyim. Bu da derslerimizde yansıyacak. Aslında yeniden eski halini alsak daha güzel olur. Çünkü sayıları karıştırmayalım. Yani şöyle yapmıştık. 571 demiştik. Şuraya da 600 ne demiştik? 32 yani 6.32. Çalıştıralım. Tamam yani şöyle bir şey. Bir devam edelim arkadaşlar. Yani atama işlemlerine devam edelim. Şu üsttekini aynen kopyalayalım. Çünkü çok benzeyecek şimdiki yapacağım işlem. Bakın. Şimdi de sayı 1'e yani virgüllü sayı 1'e şöyle bir şey yapalım. Virgüllü sayı 3'ü atayalım arkadaşlar. Virgüllü sayı 3. Virgüllü sayı 3.